Herkese merhaba. Eyüp Yıldız YouTube kanalına ve Facebook sayfasına hoş geldiniz. Bu yayında tamamen transfer konuşacağız. Transfere odaklanacağız. Gelecek isimler, gidecek isimler vesaire bütün detaylarıyla elimden geldiğince değerlendireceğim. Tabii medyada bazı çıkan haberler var. Onları da yeri geldiğinde yorumlayacağım. Yayını beğenirseniz ve paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sizlerden destek beklediğimi de hep söylüyorum. İsterseniz pozisyon pozisyon gidelim. Kaleyle başlayalım. Kalede Galatasaray'ın devre arasında bir değişim yapması beklenmiyor. Muslera ve Okan Koçuk'la Galatasaray sezonu tamamlayacak ama hep söylediğim bir şey var. Benim yayınlarımı takip edenler biliyorlar. Okan Koçuk yedek kalmaktan çok rahatsız. Sezon sonu takımdan ayrılır ve Galatasaray becerebilirse, yani ikna edebilirse diyelim, Doğan Alemdar'ı kadroya katmak istiyor. Muslera'nın arkasına koymak istiyor. Muslera ile Galatasaray bir sezon daha devam edecek bu arada. Yani gelecek sezon Muslera, Okan Koçuk ayrılıyor. Muslera, Doğan Alemdar veya sevgili arkadaşlar Ertaç Özbir de olabilir. Muslera, Ertaç kalesi rotasyonu görebiliriz. Sağ tarafta şu an için Galatasaray'ın herhangi bir tasarrufu yok. Fakat Juventus'un Dubois'a teklif yaptığı yönünde bazı haberler var. Galatasaray kulübüne henüz şimdilik gelmiş bir teklif yok. Ben geleceğini de zannetmiyorum ama olur da gelirse Galatasaray Dubois'ı satabilir. Çünkü Sacha Boey muazzam oynuyor ve Galatasaray'ın aslında sağ tarafta yeri geldiğinde de stoperde kullanabilmek için yerli takviyesine de ihtiyacı var. Mert Müldür veya Kaan Ayhan'a Dubois'dan gelecek parayı harcayabilir. Ama şu an için Dubois'a bir teklif yok. Galatasaray'ın Dubois'a gitmediği sürece de sağ tarafa bir hamle yapmak gibi planı da yok. Stoper'de yalnız Victor Nelson için ciddi anlamda teklifler gelmesi bekleniyor. 20 milyon euronun üzerindeki bir teklife de Galatasaray'ın hayır deme lüksü var mı? Bence yok. Çalışmalar da devam ediyor. Özellikle bakın kimse konuşmuyor. Ben söylüyorum. Altını çizerek söylüyorum. Çağlar Söyüncü hamlesi gelirse hiç şaşırmayın. Yarım sezonluğuna Galatasaray Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katabilir. Sol stoper zaten Galatasaray orada rahat. Yani Emin Bayram da oynuyor. Abdülkerim Bardakçı zaten çok başarılı gidiyor. Ama sol bekte kriz var arkadaşlar. Kazımcan Karataş oynadı, fena oynamadı. Fakat sakatlandı. Çok güven vermiyor. Yine orada kullandığında Emre Taşdemir oynattığında Emre de iyi oynadı, tamam götürüyor, idare ediyor derken sakatlandı. Bir kere senin iki tane yerli sağ bekin, sol bekinde sakatlanabilen oyuncular. Artı Patrick Van Aanholt'ta hem oynatamıyorsun, Milot Rashica'yı yedek bırakmak zorunda kalıyorsun, hem de Aanholt'la oynadığında işin hücum tarafı çok eksik kalıyor. O yüzden orada bir kriz var. Galatasaray Aanholt'u gönderip bir hamle yapmak istiyor. Görüşülen 3 tane isim var. Bir tanesiniz, iki tanesini aslında daha önce konuşmuştuk. Bir tanesi Rıdvan Yılmaz. Rangers'ta Galatasaray onu transfer etmek için çalışma yapıyor. Rangers bırakırsa olabilir. Diğeri de Roma'nın sol beyi Matias Vina. Galatasaray onunla da ilgileniyor. Bir tane de sevgili arkadaşlar, Amerika kıtasından bir yabancı, Güney Amerika'dan özellikle bir yabancı sol bek gelebilir. Scout ekibinin Okan Burak'a önerdiği bir isim. Birkaç kez medyada haberi çıktı ama şimdilik burada söylemeyeceğim. Galatasaray çünkü o ismi daha ön planda tutuyor da diyebiliriz. Kaliteli, hem savunması güvenilir hem de hücumda fark yaratabilen, işte Mariano gibi, Nagatomo gibi veya işte sakatlanmayan bir Saracchi gibi düşünün, fark yaratabilecek bir oyuncu. Lucas Torreira, Milan'ın teklif yaptığı yönünde haberler var. Fakat Milan'ın ilgisi, evet Lucas Torreira'ya ilgisi doğru bu arada. Ama birkaç kişi paylaşmıştı, 15 milyon euro Milan Lucas Torreira için bonservis bedelini gözden çıkarttı, teklifte bulundu. Hayır arkadaşlar, 6 milyon euro olduğu söyleniyor. Ve Galatasaray'ın 5-6 milyon euro gibi bir fiyattan Lucas Torreira'yı satmak gibi bir düşüncesi yok. Ancak ve ancak hayır diyemeyeceği bir teklif gelirse, işte o parada az önce de söylediğim gibi 10 milyon euronun üzeri, 10-15 arası bir teklif gelirse satar. Öylesine bir teklif de şu an için Milan'dan gelmiş durumda değil. Artı
Evander biliyorsunuz 8-10 numara pozisyonda oynuyor. Bugün gazetelerde işte Missoy'la yollar ayrılacak ve Galatasaray Evander'i kadroya katacak. Burada iki tane problem var arkadaşlar. Bir tanesi Okan Hoca Missoy'dan memnun. Onu acil durumda camı kırıp sahaya atacak oyuncu olarak görüyor. Bench de önemli arkadaşlar. Şampiyonluğa sadece oynayan ilk 11'deki oyuncularla gitmiyorsun. Bench'ten oyuna aldığın isimlerde fark yaratmak zorunda. X faktör diyor bunu Amerikalılar ve senin kulübede X faktör olarak kullanabileceğin isimlerden biri Mitso. Hocanın onu göndermek gibi düşüncesi yok. İkincisi de hatta üçüncüsü de diyelim. Orada ikinci nokta gayet kalabalık bir rotasyon var. 8-10 numara pozisyonuna baktığımızda buna da 2 diyelim. Üçüncüsünde ise arkadaşlar bu adam 8 milyon euroydu alamadık. 6-8 pazarlık yapıldı. Mijlan kulübü ikna edilemedi. Şu an çok iyi bir sezon geçiriyor. Hem Danimarka Ligi'nde hem Avrupa Ligi'nde çok iyi bir performans ortaya koyuyor. Nasıl alacaksın? 10 milyon euro, 15 milyon euro verip de nasıl alacaksın? Ben zayıf ihtimal görüyorum. Ama tabii ki hem göbekte oynayabilen hem de kanatta oynayabilen Eden Hazard ciddi anlamda Galatasaray'ın gündeminde. Devre arasında Galatasaray Eden Hazard menajeriyle bir görüşme daha yapacak. Daha önce yapmışlardı. Bunu Türkiye'de ilk olarak ben duyurmuştum. Bir temas daha kurulacak arkadaşlar. İsteyen var, istemeyen var, faydalı olur diyen var vesaire. Nerede oynatacağız diyen var. Bu başka bir tartışma. Ama Galatasaray Eden Hazard için teklif yapacak. Kendisi Dünya Kupası'nda da şu an süre alıyor. Ve kanatla orta sahada oynayabilen bir isim. Eski günlerine dönerse de net açık ara Galatasaray takımının oyununu bir seviye daha atlatır. Çok iyi bir seviyesi var. Bir seviye daha atlatır. Ama gelir mi gelmez mi ne para ister. Bunlar farklı tartışmalar. Sezon başında Eden Hazard ve menajeriyle devre arasında görüşelim diye sözleşilmişti. O görüşme yapılacak. Bunu belirtelim. Tabii Icardi ve Milot Rashica için Galatasaray onları takımda tutabilmek için nabız yoklamalarına da başladı. Icardi çok zor gözüküyor ama Milot Rashica ile ilgili olumlu gelişmeler var. Rashica Galatasaray'da kalmak istiyor. İngiltere Championship'te oynamak istemiyor. Ve açıkçası onun Galatasaray'dan yana tavır koymuş olması, Galatasaray'da kalmak istemesi de Galatasaray'ın en büyük avantajı olacak. Ben Milot Rashica'nın Galatasaray'da devam etme ihtimalini yüksek görüyorum. Ama Icardi zor arkadaşlar. İmkansız demiyorum. Öncelikle bunu belirteyim ama kesinlikle ve kesinlikle zor diyebiliriz. Tabi ikisi birden olur mu bilemiyorum. Hani Eden Hazard'ı konuştuk ya, bir de Cengiz Ünder meselesi var. Yarım sezon için Cengiz Ünder Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıyor. Galatasaray daha önce bir görüşme yapmıştı sezon başında, olmamıştı. Şimdi orada çok istikrarlı süre alamıyor Marsilya kulübünde. Tudor'la da aralarında problem var. Galatasaray eğer ikna edebilirse Marsilya kulübünü ve Tudor'u Cengiz Ünder'i de kadrosuna katmak istiyor. Cengiz Ünder'in gelmesi demek Galatasaray'ın kanatlarda 3 hatta 4 oyunculuk kaliteli bir rotasyon oluşturması lazım. Bu anlamda atılmış dev bir adım olur arkadaşlar. Rashica, Kerem, Cengiz Ünder, hatta işte Yunus ve Barış Alper Yılmaz da sahaya sürebileceğin oyuncular. Yusuf da var. Yusuf göbekte de oynayabiliyor. Orada tamamsın. Belki Yunus'u bir kez daha oynasın, kendisine gelsin diye de kiralayabilirsin veya Barış Alper Yılmaz'ı. Ama Okan Buruk'un istediği isimlerden bir tanesi Cengiz Ünder. Ronaldo çok yazılıyor, çok çiziliyor. Fenerbahçe'ye de yazılıyor. Bugün Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in basın toplantısı vardı. Şenol Hoca'ya da sordular. Dursun Özbek dün açıklama yaptı. En başından beri ben de size söyledim. Galatasaray'ın devre arasında Cristiano Ronaldo'yu alması mümkün değil. Ama şampiyon olursa sezon sonunda teklif yapacak. Bunu da çok net biliyorum. Hatta bakın Karim Benzema'ya da gidecek Galatasaray. Karim Benzema da Galatasaray'ın gündeminde. Ama ne zaman? Şu an değil. Sakat zaten şu an. Sezon sonunda arkadaşlar. Şu an Galatasaray'ın gündeminde Ronaldo yok. Fakat ne var? Seferovic'i gönderip çok kaliteli, elit, gelecek sezonda kadrosunda tutabilecek bir santrafor almak istiyor. Bu bağlamda baktığımızda Moussa Dembele isminin çok ön plana çıktığını görüyoruz.
Musa Dembele, Memphis Depay. Şu an bir tartışma var. Ben de yaptığım yayınlarda hep bunu sizlere soruyorum. Memphis Depay'ı mı istersiniz? Biraz daha yaşı var. 28 yaşında. Ama aynı zamanda kanat forvet gibi de oynayabiliyor. Yani sol kanatta da oynayabiliyor. Biraz daha boyu kısa. Merkez santrafordan ziyade daha hareketli bir oyuncu. Daha kanatlarda da kullanabileceğim bir isim. Ama taliplisi çok fazla. Juventus boşa çıktığı anda, yani sezon sonunda, onu büyük ihtimal kadrosuna katar. Veya işte Real Madrid, Barcelona, City olmaz ama onun hemen altındaki takımlar, iyi liglerden takımlar onunla ilgilenirler. Kiralık getirebilirsin. Kiralık için Burak Elmas yönetimi de görüşmüştü. Şu anda Dursun Özbek ve Erden Timur da görüşüyor Barcelona kulübüyle. Ama sezon sonu bonservisini alabilir misin? Çok zayıf. %10 derim. Maksimum %15 derim. O yüzden Depay listede, çalışmalar var ama kolay gözükmüyor. Fakat Musa Dembele'de Galatasaray çok ciddi bir mesafe kaydetti. Burada beğenin yayını. Burada önemli, burası çok önemli. Burada yayını beğenin arkadaşlar. Dembele'deki mesafe, aşama şu sevgili arkadaşlar. Yakup Çınar'ı tebrik ederim ilk olarak o duyurmuştu. Galatasaray Musa Dembele'nin menajeriyle görüştü. Yani Erden Timur, Dursun Özbek ilk tekliflerini, ilk temaslarını kurdular ve Musa Dembele'ye şu ana kadar yapılmış en iyi teklifi Galatasaray yaptı. İmza parası artı 2 artı 1 3 yıllık kontrat önerdi Galatasaray. Fakat sıkıntı şurada başlıyor. Galatasaray Seferovic'i gönderip hemen Musa Dembele'yi kadroya katmak istiyor devre arasında. Seferovic'in gitmesinde de problem yok. Bu arada Anholt'un gitmesinde problem var. Gitmek istemiyor. Ama Seferovic çok rahat bir şekilde Galatasaray'a gönderecek, göreceksiniz. Seferovic'in bu arada taliplileri de var. İnşallah Dünya Kupası'nda da iyi oynar. Daha kolay bir şekilde gider, takımdan ayrılır. Ama ben Seferovic'de çok kriz yaşanacağını düşünmüyorum. Gomis de oynamadığı için tribe girip gidebilir. O da ayrı bir hikaye ama Gomis'i tutup Seferovic'i gönderip Musa Dembele'yi takıma katma planı var ki Musa Dembele de Galatasaray'ın teklifine onay vermiş durumda. Ama ve lakin olumsuz noktaya geliyorum şu an. Lyon takımı arkadaşlar. Devre arasında cüzi bir bonservis ödeyerek Dembele'nin takımdan ayrılmasına onay vermiyorlar. Galatasaray 1 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu. Sezon sonunu beklemeyelim. Devre arasında gelsin. Biz oyuncuyla anlaştık. Kadromuza katmak istiyoruz. İhtiyacımız var şeklinde bir görüşmede bulundu. Bir yoklama yapıldı. Ve Lyon kulübünün hayır, biz bu sezon Dembele ile tamamlayacağız. Sezon sonu nereye giderse gider şeklinde bir tavır aldığı söyleniyor. Bir karşılık verdiği söyleniyor ki sezon sonu, yani sıkıntı şu, başka teklifler de gelecektir Dembele'ye. Bu arada Fenerbahçe ayağı da var, hem Depay'da hem Dembele'de. Fenerbahçe ya bu Dembele'yi Galatasaray almasın, biz gidelim gene Galatasaray'ın işini bozalım diyerekten 2 katı 3 katı teklif yapabilir. Aynı João Pedro'da olduğu gibi. Bunu da belirtelim. Böyle bir şey yaşanırsa da şaşırmayın yani. Ama şu an Galatasaray Dembele ile anlaşmış durumda. Ama Lyon'la anlaşma yok. Lyon, biz sezon sonuna kadar Dembele'yi kadroda tutmak istiyoruz. Ne yapılabilir? Söz kesilebilir. Dembele'ye denir ki tamam, biz seni devre arasında takıma katamıyoruz ama sezon sonu bizdesin kardeşim şeklinde bir anlaşma yapılabilir. Yapmazsan sezon sonu, tabii dünyadaki tek santrafor Dembele mi? No name ama çok kaliteli oyuncular da var. Bir Hacı Ray sen bulamaz mısın? Bulabilirsin. O ayrı bir hikaye. Yani dünyanın sonu olmaz ama sezon sonu başka kulüpler de devreye girer arkadaşlar. Birazcık bu iş zorlaşır diye düşünüyorum. Bunu da yine eklemiş olalım. Bir de işte lejyonerler var. Kiraladığımız oyuncular var. Mustafa Muhammed var. Emre Kılınç kiralık değil mi? Çıkaldağ, Morutsan aynı şekilde kiralık. Çıkaldağ umutsuz vaka ama diğer isimlerden Galatasaray bir para kazanacakmış gibi duruyor. Hatta Luyendama'yı da çok büyük bir para olmamakla beraber Galatasaray satabilir Antalyaspor'a. Oradan gelen paralarda yani böyle bir Mustafa Muhammed 5,5 milyon euro, Morutsan 5,5 milyon euro, Emre Kılınç 2 milyon euro gibi topladığında böyle bir 15 milyon euroyu bulabilir. Bunu da belirtmiş olalım.
O da tabii özellikle sezon sonunda transfer yapma noktasında Galatasaray'a bir rahatlama, bir kolaylık sağlayacaktır. Bu detayı da aktarmak istedim. Bir transfer turu yaptık. Kaleden başladık, santrafora doğru bir transfer turu yaptık. Size son gelişmeleri, en son duyduklarımı aktarmış oldum değerli arkadaşlar. Başka konuşmadığımız bir konu var mı düşünüyorum. Her şeyi konuştuk gibi geliyor bana. Hatta fazlasını, ekstrasını da anlattım diye düşünüyorum. Yayını izlediğiniz için hepinize binlerce kez teşekkür ederim. Yayına güçlü bir like, beğeni bırakırsanız çok çok mutlu olurum. Başka bir videoda, başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.